Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Gül Güzellik Merkezi sahibi Gül Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Maşallah gençsiniz. Evet, çok erken başladınız. Ederim. Evet, harika. Teşekkür ederim. Gül Güzellik Merkezi'nde ne tür hizmetler veriyorsunuz? Lazer epilasyon, cilt bakımı, zayıflama, ipek kirpik, kalıcı makyaj uygulamaları yapıyoruz. Ne güzel. Erkekler de geliyor mu? Tabii ki. Artık erkekler de evet. Bakımlı olmaya başladı. Evet, kesinlikle. O da güzel bir şey. Şöyle, erkek danışanlarımız bayanlara göre daha istekli ve arzulu ve daha bakımlılar. Gayet hoş yani. Evet. Artsın sayıları. Kesinlikle. Erkekler de bakımlı olsun. Bence de. Değil mi? Bence de. Harika. Gül Güzellik Merkezi hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? İzleyicilerimiz size nasıl ulaşsınlar? Tabii ki Üsküdar Bulgurlu semtinde hizmet vermekteyiz. Güzellik merkezimiz orada. Yaklaşık 7 yıldır oradayız. Ne güzel. Evet. Sizi bulsunlar. Instagram'da da varsınız. Evet, Gül Güzellik Merkezi olarak zaten Instagram'ımızda var. Google'umuzda da var. Çok güzel. Bizi de araştırabilirler. Evet. Harika referanslar, her şey, hizmetler. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Gül Güzellik Merkezi'ne gitsinler, güzelleşsinler. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü insanlar güzelleşince özgüvenleri artıyor, değil mi? Kesinlikle, o çok önemli. Kesinlikle. Özellikle bayanlar. Değil mi? Kendisini daha iyi hissediyor, daha mutlu oluyor. Biz bu şey şekilde diyoruz, evet, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Kesinlikle. O yüzden bakımımıza dikkat kesinlikle edelim. Hanımlar, mesaj size. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. Peki en çok hangi alanda sizi tercih ediyorlar acaba? Cilt bakımı daha yoğun gidiyor aslında. Biliyorsunuz yaz ve kışı yok bakımlarının. Tabii. Erkeklerimiz özellikle, erkek danışanlarımız yoğun talepler üzerinde cilt bakımının ağırlıklı gidiyoruz aslında. Çok güzel. Cilt bakımında hangi uygulamalar kullanılıyor? Şöyle aslında danışanımızın... birlikte karar veriyoruz diyebiliriz. Önce bir cilt analizinden geçiyor danışanımız. Cildinin neye ihtiyacı varsa, hangi prosedürlerden daha iyi sonuç alabileceksek o yolda ilerliyoruz. Çok güzel. Cilt bakımında gelen danışanlarınıza hangi testleri uyguluyorsunuz? Şöyle, az önce de bahsettim aslında. Cilt danışanımız önce ilk girdiğinde cilt tipi, cilt tipi ve cilt mı analizini evet yapıyoruz. Cildin neye ihtiyacı varsa aynı şekilde o prosedürlerle devam ediyoruz açıkçası. Çok güzel. Cilt bakımından sonraki süreçte danışanlar nelere dikkat etmeli evet, acaba? Evet, bu bizim için çok önemli. Danışanımız bize geldiğinde zaten biz işlemimizi yapıp gönderiyoruz ama önemli olan burada en büyük faktör kendilerinde aslında. Verdiğimiz prosedürlere uyulursa ev devam ürünlerine devam etmek durumunda. Yani biliyorsunuz mevsimsel geçişlerde mutlaka bir güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında suyumuzu mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Aslında en büyük faktörler bunlar. Bunlar yapıldıktan sonra cilt zaten çok sağlıklı bir cilt çıkıyor ortaya. Evet. Peki cilt bakımı ne sıklıkla yaptırılmalı? Cilt bakımı aslında şöyle, cilt 21 günde kendini yeniliyor ve tazeliyor. O anlamda 21 günden sonrası cilt zaten size o mesajı vermiş oluyor. Cilt farklı bir şekilde kusma veya reaksiyon gösterebiliyor. Ayda bir mutlaka biz istiyoruz. Ayda bir evet gerekiyor. Yani yaz olsa kış olsa yine de. Evet, evet, evet. Yani cilt temizliği de önemli değil mi? Mutlaka cilt temizliği sağlık açısından da çok önemli. Yani sadece hani görsel olarak değil de doku altını da onarmak çok önemli bizim için. Öncelikle bir doku altı onarımı yapıldıktan sonra cildi tekrar aynı şeyi getirmek çok daha önemli. Kesinlikle. Peeling haftada kaç gün tavsiye edersiniz? Şöyle, çok hassas ciltlerde biz haftada bir kere tercih Hı-hı. ettiriyoruz. Çünkü Hı-hı. çok hassas olduğu için biliyorsunuz keratin tabaka görüyor. Çok fazla yüzeyde olduğu için Hı-hı. deriye çok fazla zarar vermek istemiyoruz. Ama yağlı ciltlerde ve komedonlu ciltlerde mutlaka haftanın 3 günü öneriyoruz. Çok güzel. Son olarak danışanlarına, izleyicilere iletmek istediğiniz mesaj var mı? Tabii ki. Biliyorsunuz az önce de bahsettim, mevsimsel geçişler yaşadığımız için mutlaka su tüketimi ve güneş koruyucusuz dışarı çıkmamalarını öneriyorum.
Çok güzel bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz Gül Güzellik Merkezi sahibi Gül Doğan'dı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler ve başarılar. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum size. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.